Evet, merhaba arkadaşlar. Rodos'tayım. Çok önemli bir yere geldim. Ezoterik öğretilerin peşinde gidiyoruz. Biraz ezoterik, biraz gnostik. Şimdi kendimden görüntüyü binaya çevirmek istiyorum. Ki, evet, burası giriş. Burası Hospitaller Şövalyelerin veya Rodos veya Malta Şövalyeleri olarak bilinen tarikatın karargahı, Rodos'taki çok çok muazzam bir orta çağ yapısı arkadaşlar. Daha önce Bizansların yaptırdığı bir binaymış. Sanırım 7. yüzyıl yanılmıyorsam. Ondan sonra birkaç aşamalı bir kovulmadan sonra buraya kadar geliyor bu şövalyeler. Neymiş bu tarikat? Biraz geriye gidiyor tabii ki. Hristiyan Haçlıları korumakla ve tedavi etmekle yükümlü olan bir oluşum bu. 7. 8. yüzyılda Kudüs'te, bir taraftan da gezeyim. Kudüs'te Hristiyan hacılar için bir düşkünler evi kuruluyor. Ondan 200-300 yıl sonra da bu düşkünler evi hastaneye dönüştürülüyor. Ve orada işte bu hastaları, zaten Hospitaller ismi de oradan geliyor. Hasta, yani hastaneciler olarak tercüme edebiliriz. Bu işte Hospitaller Şövalyeleri de Hristiyan hacıların tedavisiyle ve korumasıyla ilgileniyorlar. Tarikat zamanla bağışlarla çok güçleniyor. Tıpkı kimler gibi? Tapınak şövalyeleri gibi. Bakın burası da ana şeylerden, mekanlarından biri. Burada kim bilir ne toplantılar yaptılar arkadaşlar. İkinci kattayız. Alt kat bir tür müze. Şu an tabii ki. Sonra ne oluyor? 11. yüzyılda Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alınca tabii bu şövalyeler, bu tarikat kaçıyor. Önce Akka'ya kaçıyor. Sonradan Akka'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da kaçıyor. Kaçmak, kovulmak zorunda kalıyor çünkü. Kıbrıs'tan da son olarak buraya Rodos'a geliyor. Rodos'a yerleşiyorlar ve bu işte büyük binayı, orta çağ binasını, mükemmel mimariye sahip binayı kendi üstleri olarak alıyorlar, yerleşiyorlar. İşte büyük üstad da burayı saray olarak kullanıyor arkadaşlar. Kim bilir burada ne toplantılar yaptılar. Hristiyanlığın ezoterik kısmını mı konuştular artık? Gnostik öğretileri mi tartıştılar bilmiyoruz ama bir şekilde çok zenginleştikleri için tıpkı tapınakçılar gibi Papa'nın ve kralın, Fransa kralının dikkatini çekiyorlar. Fransa kralı sıkışmış o zaman paraya. Ve hem tapınak şövalyelerinin büyük üstadı Jack de Molay hem de işte buranın üstadını yanına çağırıyor. Jack de Molay gidiyor. Hospitallerlerin işte şey üstadı gitmiyor. İşkilleniyor olaydan ve böylece paşayı kurtarıyor. Çünkü Jack de Molay gider gitmez tutuklanıyor. Ve bütün tapınakçılar biliyorsunuz sonra 13 Ekim Cuma günü, Kara Cuma dedikleri, Cuma'nın 13, Cuma'nın uğursuzluğu da buradan geliyor. Ne oluyor? Hepsini tutukluyorlar. Bir sürü idam oluyor. Ve ilginçtir, tabii ki tapınakçıların bütün mal varlıkları alınıyor. Bir kısmı da işte bu hospitalyer şövalyelerine devrediliyor. Görüyorsunuz değil mi muazzamlığı? Bu heykel normalde Vatikan'da olan heykel. Vatikan'da. Tabii. Bu replikadır herhalde. Evet, aynen. Vatikan'ın bahçesinde var. Evet. Kim söylüyor bize? Rehberlik yapıyor. Kızım Zeynep. Nereden gelmiş? Merhabalar. Yeni gelmiş. Londra'dan gelmiş. UCL'i bitirmiş. İnşallah bir nörobilimci olacak artık. Ve işte Roma'dan sonra aynı şeyi burada da görünce tanımış heykeli. Evet, sonra ne oluyor arkadaşlar? Bu tabii hospitaller şövalyeleri, tapınak şövalyelerinin de bir kısım malını alınca, bunlara devredilince iyice iyice güçleniyorlar. Ama Rodos'u işte 1500'lerin, 1520'lerde mi? Orada bir yerde Kanuni Sultan Süleyman alınca da buradan da kovuluyorlar. Ve son duraklarına gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Hala geziyoruz. Çok büyük bir bina. Nereye gidiyorlar?
Malta Adası'na gidiyorlar. O zaman işte 5. mi 6. Charles var, imparator. Onlara Malta Adası'nı veriyor. Yani toprak veriyor. Ve belli bir süre orada kalıyorlar ve artık Malta şövalyeleri olarak biliniyorlar. Malta tarikatını duyduysanız, o işte aslında Rodos şövalyelerin, hospitalyerlerin devamıdır. Görüyor musunuz binayı? Müthiş. Şimdi artık tabii ki bu Rodos veya işte Malta şövalyelerin etkinlikleri günümüze kadar aslında sürüyor, fakat artık toprakları yok. Bir tür Katolik yardım kuruluşu olarak biliniyor. Amblemleri de beyaz haçtır arkadaşlar. İlk zaten Kudüs'te o işte düşkünler evinin üzerine o beyaz Malta haçını asıyorlar. Günümüze kadar da sanırım hala onu kullanıyorlar. Bakın bir odaya daha girdik, bir mekana ve sözlerle anlatamıyorum mükemmelliğini ve çok acayip bir koruma var burada. İzin alarak çekim yapıyorum şu an. Öncelikle bir geldiler, sordular neredensin, kimsin, niçin çekiyorsun, ama izin verdiler. Evet, Rodos'a yol düşen herkes bence bir buraya gelmeli. Giriş 8 Euro'dur. Kombine bilet alırsanız hemen hemen bütün müzeler için geçerli. O da 10 Euro. Bu da avlusu, bakın. Binanın büyüklüğünü göstermek açısından. Şöyle. Devam ediyor mu kızım daha buradan? Bakalım. Ediyormuş. Bir yere daha girdik. Böyle bir yer. Yani bu bitmiyor tabii. Buradan bir odaya daha gireceğimiz için ben artık kapatayım.